Mustafa Kemal'in askerlerine iç sürüsü diyen kişi şu an Özgür Özel'in ve temsil ettiği partinin yol arkadaşı. Kelime etmediler. Bak, kim gerçek Atatürkçü, kim gerçekten Mustafa Kemal'in askeri orada ortaya çıktı. Biz o alçakça hakareti yapana, yerden yere vuran tepkiler ortaya koyduk. Ama Atatürkçü zanneden kendini, Atatürk'ten geçinen, Atatürkçü geçinenler maalesef bu sözleri güzel hazmetti, yaladı, yuttu ve hiçbir şey olmamış gibi de meydanlara döküldüler. Şimdi aynı kişiler tutmuş arsa gerçek olmayan buradan bu kelimeye sığınarak, bu sözlere sığınarak yeni bir şeyin, kaos ortamının oluşmasına meydan açmaya çalışıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı, yani herhangi bir kurum kuruluş değil, Türkiye'de başında milli olan nadir kurumlarımızdan biri açıklama yapıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, o kurguyu yapmak isteyenlere, bu iş öyle sizin diyor anlattığınız gibi değil. Boşuna diyor provokatör gibi ortalıkta dolanmayın. Biz diyor bu işi araştırdık. Bu işin arka planında diyor bir disiplin suçu var. Ve bu suçu işleyenler hakkında da doğal olarak aldığımız tedbirler var. Hikaye buna dayalıyor. Biz bu konu gündeme geldiğinde yine Lider TV ekranlarında ben şunu söylediğimi iyi hatırlıyorum. Burada Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünün tam tersi söylenmediği an sorgulanması gerekir. Harp okulunu bitirmiş, yıldızı takmış, Teğmen Rütbesi'nde görev yapan bir kişinin zaten bunu söylemekten başka nasıl bir amacı, nasıl bir çizgisi olabilir ki? Hepimiz zaten Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Fatih'in askerleriyiz. Kanuni'nin askerleriyiz. Dolayısıyla zaten bu her Türk subayında olması gereken nüveler. Şimdi bu olduğu bilindiği halde bir takım çevrelerin, bazı odakların, grupların farklı bir yol izleyerek meseleyi bu noktaya taşımalarının gerçek niyetinin anlaşılması yerine bu sözlere sığınarak bir anda ülkede bir kaos ortamı yaratmaya çalışmak en hafif kelimeyle bir yani milli birliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bilerek ve kasten bir çatışma ortamı yaratmak demektir. Bakın olayın aslı şu. Bu ki ben hatta şöyle bir ifade bulunmuşum. Daha olay duyar duymaz ilk yaptığımız değerlendirmelerde. Burada Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve devamında söylenen sözler, bütün Türkiye'nin altını imzalayacağı sözler. Zaten siz Mustafa Kemal'in askeriyiz demezse sorgulayın. Kime hizmet ediyorsunuz, kimin askerisiniz diye. Şu an malum gerek siyasi, gerek FETÖ döneminde işte asker polisi bildiğimiz Amerika'nın askerleri vardı. Dolayısıyla o zaman sorgula bu söylenmezse. Şimdi bu sıkıntı burada bu sözde değil. Bir arka planını anlamak lazım. Burada benim gördüğüm demiştim eski bir asker olarak. Çok net bir disiplinsizlik hadisesi var. Esas bunun üzerine gitmek lazım. Böyle bir ben durum ortaya çıkacağı kanaatindeyim demiştim. Yanılmadık, öyle de oldu.